Evet arkadaşlar, bugün 21 Mayıs 2022. Bahçemize ziyarete geldik. Bu arada kazlarımız da çalışmaya başladılar. Bahçemize kaz aldık arkadaşlar. 30 tane yetiştirmek üzere. Şu an çalışmaya başladılar. Bakalım nasıl olacak? Bu sezon denemesini yapıyoruz. Yaban otları temizlemesi için. Benim bu bölgede aşırı bir otlanma oluyor arkadaşlar. Buraya traktör de giremiyor. Sebebi de burada yer altından su çıkıyor. Buranın altı altında su olduğu için toprak sürekli nemli. Şuraya kuyu vurduk biliyorsunuz. Buraları temizleyemedi rotavatör. Kuyu olmasa rağmen yine de toprağın altında su var. Bakın şuralar falan hep battı. Traktör giremediği için bu bölgede temizlenmedi, yani otlu. Bahçenin genel hali temiz esasında şöyle bakarsanız. Ama şu sıra ve yanındaki sıra toprak nemli olduğu için temizlik olmadı. Bu görevi de kazlarımıza bıraktık. Bir haftadır çalışmaya başlıyorlar. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak, göreceğiz. Şöyle bahçemize de bir genel tur atalım. Hazır gelmişken. Cumartesi günü. Bahçemizin genel hali. Arkadaşlar artık yapraklanmaya başladı. Bu sene diktiğimiz, yenilediğimiz fidanlardan bir tanesi. 3-4 tane göz vardı bunda patlayan. 2 taneye düşürdük. Bir 15 gün daha bekleyeceğim. 15 gün sonra hangisi en güzeli ise onu bırakacağım. Lidere devam edecek. Kazığı hemen yanında. Şu kazığı yanına saplayacağım. Evet. 21 Mayıs itibariyle bahçemizin genel hali arkadaşlar. ...15 gün önce gözler patladı. Patladıktan sonraki 15 gün hali bu şekilde. Yine bu sene diktiğimiz. Gövde kalınlıklarımız gayet güzel. Yani şöyle göstereyim. 4. yaşında arkadaşlar. 3 kere yaprak döktü. Fena değil. Meyveler oluşmaya başladı. Yani her yerinde şu an meyve var. Bakın. Görebiliyorsunuz, ikişer tane, üçer tane kimilerinde. Artık bunları ellemiyorum. Bunları zaten uç alımı da yapmadık. Bunları uç alımı yapmadım bu sene. Çünkü geçen sene zaten bunları vurdum. Görüyorsunuz, geçen sene şuradan vurdum arkadaşlar. Geçen sene buradan vurduktan sonra bu şöyle 1,5 metre boy attı. Artık ellemiyorum bunlara. Bunlar zaten en az 1-1,5 metre daha zaten boy atacak yeniden. Bir daha bu demanın gerek yok. Bunlar ama bakın, bunları vurdum. Bunlar
yavaş gelenlerdi. Yani homojen değil bahçemiz, biliyorsunuz. Her zaman söylüyorum. Yavaş gelenler. Bunları buradan vurdum. Bunları vurduk. Bunları bu sene büyüteceğiz. 1-1,5 metre. Seneye de vurmayacağım. Seneye meyveye yatıracağız. Bu önümüzdeki yıl bu ağaç şu hali alacak. Sıkıntı yok. Bakın görüyorsunuz. Gayet güzel. Yeni yeni yapraklanmaya başladı. Bu yine bu sene diktiğim. İki göze bıraktık. Bir 15 gün sonra lidere bırakacağım. Bu tozlayıcı arkadaşlar. Yine aynı şekilde. Evet, bahçemizin genel hali. 3 kere yaprak döktü. 4. yaşında arkadaşlar bahçemiz. Arada yenilediklerimiz var. Şurada makinamız. Çok iş görüyor arkadaşlar. Bildiğiniz gibi değil. İnanılmaz iş görüyor. Böyle 13 dekarlık %20 eğimli olan bir bahçede İnanılmaz iş görüyor ya, anlatamam size. Kazlar çalışıyor. Esasında bu su da güzel oldu kazlar için. Orada bir mini bir gölet gibi bir şey var. Serinleme ihtiyaçları olduğu zaman hemen suyun içine dalıyorlar. Orada kafalarına göre takılıyorlar. Damlamalar çalışıyor bu arada. 6 çeşit gübre verdik. Nitrik asit 3.18, 3.15, amino asit, flora X ve bir şey daha vardı. Bir de ne vardı? Humik asit. Bir de Maxtex dediğimiz organik gübremiz var. 5 ya da 6 çeşit gübre veriyoruz aynı anda. Şu an bakın şurada toprak altında. Bahsettim mi bilmiyorum arkadaşlar. Sistemi toprak altına aldım ben bu sene. Bakın şuradan. Şurada. Buradan geliyor. Hattımız toprağın üstünden geliyor. Buradan toprak altına giriyor arkadaşlar. Şu an toprak altından. Zaten görebiliyoruz. Şöyle baktığımız zaman. Ağacın aşağı yukarı 1,5 metre sağından ve solundan. Damlamalarımız. Toprak altından çalışıyor. Bakın şuradan yine. Buradan geliyor ana hattan. Buradan toprağın altına giriyor arkadaşlar. Baktığınız zaman zaten suyun, borunun geçtiği yerler hafif nemli. Şu sol taraf benim az gelişen bölge. Bakın gene görüyorsunuz suyu toprak altında. Toprak altında 20 santimde bir netafin damlatıcı arkadaşlar. 16'lık saatte 2 litre damlatan netafin toprak altı damlama borusu kullandım. Geçen sene almıştım. Geçen senenin sonunda esasında toprağa gömdük. Bu sene sistemi çalıştırıyoruz. Geçen sene deneme şansı olmamıştı.
Burası gelişmeyen bölge arkadaşlar. Buranın toprağı sıkıntı, taşlı. Bakın şöyle göstereyim. Görüyorsunuz. Kireçli ve taşlı. Buradaki ağaçlar yani 2 sene geriden geliyor gibi. Bakın şöyle arkaları göstereyim. Şöyle yaklaştırayım. Yani diğer tarafın şu bölgenin şu bölgeyle aynı dikilmesine rağmen aynı ağaçlar 2 sene önceki halinde 2 sene geriden geliyor arkadaşlar. Halbuki aynı yaştalar. Toprak yapısından kaynaklanıyor. Yapacak bir şey yok. Şu boyalı olanlar tozlayıcılar. Evet arkadaşlar, fazla uzatmak istemiyorum. 10 dakika olmuş. 21 Mayıs itibariyle bahçemizin son hali bu şekilde. 3 yaş bitti. 4. yaprağına çalışıyor. Yani şu an 3.1, 3.2, 3.3 diye gidiyor ağaçlarımız. Herkese hayırlı, bereketli, bol kalançlı sezonlar diliyorum.